Hepinize merhabalar arkadaşlar, DKGMG hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Dealers Life'da merhaba, nasılsın, benim ismim Isaac ve elimde böyle bir şey var. Bakalım elinde ne var? Böyle bir şapkası var arkadaşlar ve bizim ikinci el dükkanımız var biliyorsunuz ki. Ve bu şapkayı alıp da satmak ister miyim? Hiç zannetmiyorum. İlgilenmiyorum, teşekkür ederim. Yani sürpriz bir şey de çıkabilir arkadaşlar, böyle şeylerin ihtimali de varmış ama bilmiyorum, çok da risk almak istemiyorum. Hep çünkü param, çünkü 6000 dolar kalıyor, 2000 dolar kalıyor. Vay, Resident Evil aksiyon figürü. Resident Evil değil ama yani. Bunu bilirkişiye sormak istiyorum. Bunu tamir ettirsek de aslında güzel olabilirdi ama bilirkişiye soralım, kazık yemeyelim. Fiyatının 3050 olduğuna emin ve sahte olduğunu düşünmüyor. O zaman tamam. 3050 asıl fiyatı. Şimdi 2150'den fazla uzaklaşmam demiş. Ama yani hiç uzaklaşmam dememiş. Birazcık 2150'den daha düşüğe fiyat verebilirsem vermeye çalışacağım. Yani 2000 diyelim. Çünkü ne kadar ucuza alırsam o kadar tahmini fiyatı değerine ve değerine yakın değerden yüksek satarsam daha fazla kar ederim. O yüzden 2100'lük teklifim daha adil. Bak şimdi, gel şunu 1000 yapalım falan diyormuş. 2050. Emin olamadım. Teklifini kabul ediyorum. Ya 50 ve 100 dolar ama bunlar biliyorsunuz ki bir sürü 10 dolar karımız vardı. Bunlar aslında büyüye vurduğumuzda, yani haftaya güne vurduğumuzda bence daha fazla bir kar edebilir. Ve böyle güzel bir ürün aldık şu anda. Kalan 3700'ümüz var. Haftalık giderlerimiz 1190 dolar. Maaş da veriyoruz, masraf veriyoruz. Ya ben yine ne yaptım ya? Ben içinde bir sürü para varken yazar kasan sıkıştı. Panik yok. Açmak için hemen bir çilingir çağırdın ama bu sana biraz pahalıya mal oldu. Toplam 519 dolar kaybettim. Niye bu kadar bassın? Evden demek ki şey, böyle çıkmamak lazım, besmelesiz falan. Bu nedir ya? Sürekli yeğenimle tombala kaybediyorum, yeğenime para kaybediyorum. Ya da yazar kasamda para sıkışıyor. Bu bir işaret mi acaba? Selam dostum. Adım Eleanor ve tam suç mahallini temizliyordum ki eşsiz bir parça buldum. Ne buldun? Suç mahallini temizliyormuş. 2020 yılında üretilmiş bir heykelcik. Yani bundan sürpriz bir şey çıkar mı bilmiyorum. Her seferinde bunun ihtimalini düşünüyorum ama hiç, yani bilmiyorum. Bence ilgilenelim bakalım ama bilirkişiye de ekstradan soracağım bunu. Belki böyle şeylerde sürpriz çıkar oyunda. Onları bulmak istiyorum aslında. Şey yapalım, 60'a alalım. 96 mı? Hadi oradan be. Neyse 60 ne? 65, daha da vermem. Bak benden daha da çıkmaz. Bak gerçekten anlaşmaya çalışıyorum. Teklifini istemiyorum o zaman. Ayrıca bir şey elime geçti. Bu kız böyle maceracı bir tip gibi. Böyle çok şey yapmıyor gibi. Yani bilemedim. Belki değerli bir şey var elinde. Çünkü altın gibi gözüküyor. Sıra dışıymış. Durumu çok kötü. Bilir kişiye soralım bunu. Sahte olduğunu düşünmüyor. 445 dolarmış asıl fiyatı. Ben 335'ye tahmin etmişim. Güzel bir fiyata almaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi 300 desek, teklifi 360'mış. 345. 310. Ya 335, kabul ya. Tamam, 335 olsun. En kötü 100 dolar bir karımız olacak. Ama 2800 dolarım kaldı. Bu da şu anda gerçekten bir sıkıntı benim için. Bu dükkanı döndürmemiz lazım arkadaşlar. Bu dükkanı döndürmeye çalışacağız bakalım. Ama nasıl olacak şimdi onu izliyoruz. Yeşil saçlı bir ablamız var. Giyinimleri ikisinin de güzel bu arada. Böyle bir yatak var. 2021 yılında üretilmiş. Teklifi 360. Tahmini değerini bilmiyoruz. O yüzden burada böyle ben bir 150 yapsam, 350 vardı. Senin hakkında vardı ama benim hakkımda öyle bir şey yoktu yani. Benim hakkımda olmadığı için de bilemiyorum. 350 değil de sana 4, ne 400 ya Duygu, ne yapıyorsun lan? Şu an saçma sapan saçmaladım. 300. Ay, kabul etmeseydin, o kadar vermek istemiyordum bir yatağı ama neyse, bulunsun işte. Günaydın, ben James ve az önce şu raftaki ürünü fark ettim, nakit ödeyeceğim. Zaten bende kredi kartı geçmiyor. Artı sana şey de yapmıyorum. Ne yapmıyorum? Taksit de yapmıyorum.
1858 yılında üretilmiş eski komodin. Bunu almıştık. Durumu nadir. Acaba şey mi değil mi bilmiyorum. Orijinal mi değil mi de hatırlamıyorum. Nadirlik nadir işte ödenen. 740 ödemişiz. 1020 diye düşünüyor. Aslında güzel satabiliriz. Hiç şey yapmayacağım. Çünkü emin değilim şu an sahte mi değil mi. Hani her seferinde sormaya çalışıyorum nadir ürünler ama riske atmayacağım. Çünkü bir tane şey vardı burada. Bildirim vardı arkadaşlar. Orada şey diyordu. Hani çok fazla pazarlığa devam ederseniz sorgularlar mı? Öyle bir şey diyordu. Umarım kötü bir haber almayız. Umarım yeğenimle aile tombalası oynamaya gitmem. 3500 dolarla günü kapattık arkadaşlar. Şimdi bizim çalışanımız var. O da sen ne yapacaktın? Bir dakika. Bunu değil. Başka bir şey sorgulayacaktık. Şunu mu sorgulayacaktık biz acaba? Şunun üzerine çalışsın bakalım. Bizim o sırada reklamcımız var değil mi? Daha fazla müşteri gelsin diyorduk. Gelsin bakalım. Ben Muhammed Murey. Benden eşsiz bir parça satmam istendi. Kim istedi bunu? Bir kupa. Durumu iyi. Bakalım. Hii, soramadım durumunu şeye. Ama hem şey resmi giymiş hem de böyle bir dövmesi var, piercingi var. Kaç verirsin? 500 veririm. 850 düşüyorum. 600 daha da çıkmam. 790 var. 650 orno. Bak çok da fazla bir satmaya çalışıyor bana. Şu an şüphelendim açıkçası. 500. Emin olamadım. Yani sırf şu an şüphelerim yüzünden böyle oldu her şey ama çözümüne bakacağız arkadaşlar. Merhaba ben Sharon. Swiffer. Eşsiz bir parça satmam istendi. Bu mu eşsiz parça? Senin küvette oynadığın bu ördek mi senin eşsiz parçan? Bravo sana. Vizyon akıyor her yerinden. Yani sanmıyorum oyuncak ördekten çok harika bir şey çıkacağını ama hep böyle bir şu an şüphedeyim arkadaşlar. Şüphelerimizin şeyini göreceğiz. Karşılığını göreceğiz. Geldi yine. Geldi. İşsiz bu. Bir numaralı işsiz. Eşyalarımı takas eder miyim? Hayır. Rastgele bir eşyamı takas etmek istemem. Ama riske de girebilirdim. Tamamen seçim. Sana kesin almak isteyeceksin. Neden? Bilir kişiye soralım durumunu. Saat olduğunu düşünmüyor. 410 dolarmış. Benim şeyim kaçtı acaba? Neyse o zaman 250 veririm. 275'lik teklifim daha adil. Tamam. Gerçekten güzel bir şeyle geldi. Hiç zorlamayacağım. Böyle müşteriye gerçekten can kurban. Hiç zorlamayacağım. Merhaba adım Marshall Glow. Küçük bir hazine satmak istiyorum. Süper değil mi? Küçük bir hazine. Anlıyorum. Bakalım. Yani 15 dolar veririm. 36'lık vardı. 30. Tamam. Demek ki bir anda ikinci teklifin fiyatını yükseltince kabul ediyor gibiydi sanki. Devam edelim. Zaten şeyin sonucu çıkacak şimdi. Aksiyon figürün. Bu çok iyi. Altın gibi giyinmiş. Yani iyi mi bilmiyorum ama uyumlu giyinmiş. Bunda bir sürpriz çıkacak arkadaşlar. Bilirkişiye sor seçeneği çıkmadı. Bunu sonradan bilirkişiye sordurtursam eğer acaba bundan bir sürpriz çıkar mı? Oyunda şunu arıyorum arkadaşlar. Hani bu insanların görüntüsünden de çünkü tahmin çıkarabileceğimi söylenmişti ama bakalım. 42 dolara anlaşırız. Tamam hiç zorlamıyorum. Şimdi şeye işe başlatacağım. Bitsin. Neyi satın almak istiyor? Yatağı satın almak istiyor. 480'de anlaşırız demiş. 500 yapalım temiz olsun. Tamam. Yatağın durumu belli zaten. Selam dostum. Ben Mark Zuckerberg ve bir şey göstermek istiyorum. Ne yapmak istedim anlamışsın herhalde. Ne yaptın direkt? Ne yaptın? Böyle bir box şortu. Bunu sonra soracağım. Bu hakkımı saklı tutuyorum. Nadir ya da sıra dışı bir ürün gelirse. 73. 70 diyelim. Neyse ya kabul. Hoppa. 3588 dolardayız şu an. Bilirkişi President Evil aksiyon figürü olan işini tamamladı. Eşya gerçek tahmini fiyatı 2950. Tamam. Şimdi benim asıl merak ettiğim şey arkadaşlar şu. Şimdi hemen o noktaya geliyoruz sizlerle. O da neydi?
Plak mıydı ya? 275 ödemiştim. Aynen buydu herhalde. Durumu kötü. Buydu buydu. Bu muydu? Evet buydu. Bunun cevabını işte çok merak ediyorum. Bunu göreceğiz. Yine şey giymiş. Bu da ama şey gibi ya. Bunlar mesela tasarım da olabilir. Şey de olabilir. Kutu açma kapağı da yani geri dönüşüm tarzında bir şey de olabilir. Net şortmuş. Herkeste de aynı şorttan var ya. Herkeste aynı şorttan var arkadaşlar. Cık. Ha bunu almak mı istiyor? Yo. Ne dersin? Alıcıymış. Tamam almak istiyormuş. Boş boşuna şey yaptım. Sinirlendim boşu boşuna şu anda. 148. 150 ya düz hesap olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Peki. Eşsiz bir parça elime geçti. Tuvalet fırçası. Eşsiz bir parça. İşte karşınızda tuvalet fırçası. Bilir kişiye sonra sahte olduğunu düşünmüyor. Bunu sormak istedim arkadaşlar. Yani tuvalet fırçası konusunda çok hassasım. Neden bilmiyorum. Bu oyunda da bir tuvalet fırçasına karşı sevgi gördüm. 30. Değerinden düşüğe sattım galiba. Ederinden. İki konuşacağım diye şu an gerçekten zarar edeceğim ilk defa. 10 dolar zarar ettim. Bunun ileride acısı çıkmaz umarım. Küçük bir hazine var. Ay keşke buna sorsaydım. Altın koleksiyon sikkesi. Bunu da alacağım ama güzel bir fiyat alacağım. Sonra bilirkişiye soracağım. Zarara girersem kötü olacak. Büyük zarara girebilirim. Ama insanların güvenini kaybetmektense yani zarar girmeyi tercih ederim. Bakalım. Hayır ya gerçek fiyatını da bilmiyorum. 1400 çıkar benden. 1820 daha uygun. 1500 değil. 1500 edersem çok olur. 1450. 1720. İyi değindi aslında ama hayır yani. 1470. Son teklifim 1420. Hayır o zaman. Üzgünüm. Yani üzgünüm. Bu dükkana döndürmemiz gerekiyor. Alın teriyle böyle. Böyle bu dükkanı döndürmemiz gerekiyor. Yüzüne ne oldu senin? Ne oldu senin yüzüne? Satmam gereken eski bir parça var. Bakalım. Lost of Babas video oyunu. Bunu sorabilirim bilir kişiye. İyi, güzel. Gayet güzel. 9 fiyat söyle diyor. 750'den alırım. Süper, teşekkürler. Sıradaki ay 1748'e düştü şu anda şeyim param. Ne yapacağız? İkizler geldi. Günaydın, benim isim Bellebek ve şuradaki parçayı satın almak istiyorum. Pazarlığa hazırlan. Tuvalet fırçası pazarlığı. En sevdiğim 65 ya. O tuvalet fırçası o kadar değerli ki üzerinde ne tarihi eserler var. O yüzden 170 düşünüyordun. Tamam 70 olsun. İki katına sattık ya tuvalet fırçasını. Bir milyoncu mu olsam acaba? İyi kar var gerçekten. Benim adım Debra. Tam şu raftaki ürünü istiyordum. Eminim bana satmak istersin. Bunu satmasak da mı saklasak? Bunu bir... Yok bunu sahte olduğunu düşünmüyordum. Tamam güzel bir fiyata satabiliriz. 700 lira ödemişiz. Tahmini ederi 940 piyasa değeri. Ama bin 50 1110 yapalım. Tamam. Tertemiz 370 dolar kârdayız şu anda. Harika. Harika ötesi. Bilirkişi işlem gerçekmiş. Bir dakika gerçek değeri arttı o zaman değil mi? Ya tahmini 920. Bir şey daha ben sorgulatsaydım ya. Bu kadar eşya var gerçi. Benim şeyim ne yapıyor ki benim reklamcım? Müşteri sayısını pasif olarak artırıyormuş. Ya hep aynı gibi geliyor ama bilmiyorum. 2938 dolarım var arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde artıya çıkarsam iyi olur. Bir şey buldum kesin almak isteyeceksin. Böyle bir dikiş makinesiyle şu an hiç ilgilenmiyorum. Yani tamamen
Maliyeti çok geldi. Ne yapacağız? Nasılsın adam? Eleven satmam gereken bir şey var. Çok gerildim şu an. Nadirliği nadir. Saat olduğunu düşünmüyor. Benim tahminim daha az fiyatı varmış. Bakalım. 2450 ederi. Ben de 1500'e çok... Ya ben de çok öldürüyorum. Fiyat yükselince iyice cimrileşiyorum. 2000 var. 1850. 1850. Şimdi 1805 yazarsam dalga geçer gibi olur. Bir düşüneyim. Tamam anlaştık. Uf. 1098 dolarımız kaldı. Ben niye aldım ki ürünü? Ne olur müşteri gelsin. Ne olur müşteri gelsin. Ama sattı almak için. Biraz kaldı bir şey sana. Çok harika, ilgilenmiyorum. Almak için gelin. Alıcı gelsin bana. Satıcı değil. 335 ödemişiz arkadaşlar. Bence onun fiyatı şu an 650 yani. Dükkanı döndürmemiz lazım. İkinci el dükkanımızı döndürmemiz lazım. Arkadaşlar, restore etme kursu. Ay bir dakika. Anne yeni bir eşyaları restore etme kursuna katıldı ve yeteneklerini eşyalarından biriyle göstermek istedi. Şu eşyanın durumu artık daha iyi, plak. İnanamıyorum, ailede iyi işe yarayan birisi çıktı. Yeğenim hep tombala da bana geçirmiş olsa da anam işte bir işe burada işler yaptı. Plak durumunu düzeltti. Harika bir şey. 748 dolarım var. Şu an risk almak için bence uygun bir zaman. Şu an zor durumdayız arkadaşlar. Yani en güzel kararlar, en saçma kararlar bu zamanlar verilebilir. Cesaret mi göstersek? Yani ya batacağız ya çıkacağız. Hadi bakalım. İyi bari aksiyon figürü gitmemiş. O güzel de para verdim ona bayağı çünkü. Şimdi bendeki eşyaların bir fiyatını düzelttirmem, öğrenmem gerekiyor daha doğrusu. Halı verdi bana durumu iyi diye. Bir şey ödemeden aldım değiştirerek. Buna da bir şey yapmaya gerek yokmuş. Okey, bir şey satmak istiyormuş. Böyle bir drone'umuz var. Bakalım. Yani 350 veririm abla. 470. 400'de anlaşalım. Tamam. Demek ki daha da ucuz anlaşabilirdim bence. Bu kadar kolay hemen evet dediğine göre. Değerli parçayı satın almalıyım. Satı hemen bana sat diyor. Ne güzel müşteri. Böyle bir müşteriye can kurban. Satarım sana ya. Nasıl satarım sana şu an? 2950. Tahmini 298'de almışız. 2198. Zaten şu an net kârıyız. Bence 3300 eder diyor. Çıldırıyorum şu an. Kâra geçiyoruz. Arkadaşlar, havaya uçuruyoruz ekonomiyi. Bakın. Onun fiyatı 3400. Çok yaklaştınız. Ne desem neyse ya, kabul. Ya sen müşterilerin en tatlısısın. En tatlısısın sen. En iyisi sensin. 4748'le günü harika bir şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. DK Gaming'den bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.